Devam ediyoruz inşallah. Buyurun hocam. Efendim, dinin özünü anlamak isteyen Kur'an'a dikkatlice baksın. Hep iman zafiyetiyle ilgili ayetler vardır. Nuh kavmin hep Nuh aleyhisselamın halkını imana davet et diyor. Ya Rabbi diyor, gizli gizli anlattım, açık açık anlattım, iman etmediler diyor. Neymiş? İman zafiyeti. Evet. Hud da ne? Hud aleyhisselam aynı şeyi. Salih aleyhisselam ne diyor? Ya Rabbi diyor, tebliğ ettim, anlattım, inanmadılar diyor. Ney? İman zafiyeti. Neymiş? Fıkıh sorunu mu? İman zafiyeti mi? İman zafiyeti. Bütün dünyada sorun mudur? İman zafiyetidir. İmtihanı da Cenab-ı Allah öyle yaratıyor, Cenab-ı Allah'ın hikmeti. 50'ye 50 gibi gösteriyor Cenab-ı Allah. İman ehli 51'in üstüne çıkıyor. Küfür ehli 49'a doğru, 6'a doğru gidiyor. Konu bu. Kim vicdanlıysa Allah'tan yana oluyor. Kim vicdansızsa Allah'ı bırakıyor, keyfinden yana oluyor. İki günlük dünyaya meylediyor. Mesela çok güzel kadınlar görüyorum Facebook'ta falan. Aa, bakıyorum etten kemiktenler. Et ve kemik o kadar şiddetli çürüme özelliği var ki, o kadar şiddetli bozulur ki. Mesela demir kokuşmaz, hafif hafif çürür. Taş da sağlamdır, temiz kalır. Odun işte belirli bir çürüme şekli vardır. Yani o kadar rezalet çıkartmaz. Ama etin bozulması vahşettir. Acayip pis kokar. Acayip rezildir görünüş. Çok berbattır. Allah vermesin. Peygamberan ve velileri Allah koruyor. Onun dışında çok korkunç görünüm alır insan. Acayip, yani sonu çok fecidir. Mezarın altındaki hali çok fecidir. Mesela o ömrü boyunca kasılarak gezmiş hanımlar, ömrü boyunca kasılarak gezmiş erkekler, mezarın altındaki hallerini bir görse insanlar, mesela ilk 20 gün sonra, ilk 30 gün sonra, ilk 50 gün sonra aldığı şekli bir görseler, dünya hiçbir bağlılıkları kalmaz. Ama toprağın altına girdiği için hiçbiri görmüyor. Vur patlasın, çal oynasın, dünya yine devam ediyor, anlamıyorlar. Bütün sevgiyi, dikkati Allah'a vermek lazım. Ama insanı Allah zalim ve cahil yaratıyor. İnsan onun için insanlara bakıp hata yapıyor. Ya diyor şu imansız, şu anormal, şu sahtekar bilmem ne falan. İnsanlar Allah zaten çoğu iman etmez diyor Allah ayette. Evet. İman edenlerin çoğu da Allah'a şirk koşmadan iman etmez diyor. Bu Allah'ın hükmü. Bunda şaşıracak bir şey yok. Fakat çoğuna bakıp insanlar sapıtıyorlar. Allah diyor ki ayette insanların şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanların çoğuna uyacak olursan seni Allah yoldan saptırırlar diyor. Çoğuna uymayacaksın. Bir Allah bir sen. Kur'an'a bakacaksın. Bir Allah bir sen. Çok akılcı bakacaksın. Ya arkadaşım şöyle bir, arkadaşın sana beyninde göstertiliyor. Hangisi arkadaşın, hangisi değil, ahirette anlayacaksın. Arkadaşların zannettiğin birçoğunun sana zombi olduğunu anlayacaksın. Evet. Mesela annem şöyle, baba, onu da zombi olabilir. Annem baban da zombi olabilir. Gerçekten ruhu üfürülmemiş insan olabilir. İnsan sayısı bizim tahminimiz üstünde çok az olabilir dünyada. Yani bu kadar çok insan olmayabilirdi. Birçoğu ölü insanlar. Çok fazla ölü var dünyada. Ölülere bakıp böyle çirkin cesaret göstertiyorlar. Yani insanların kudurmasının nedeni ölüleri örnek almalarından oluyor. Ya diyor ölü bak diyor böyle inkar ediyor, ölü şöyle eğleniyor böyle. E zaten ölü o, yani şuuru yapmıyor ki o. Aklı başında adam kendi aklından sorumlu oluyor. Yani diğerlerini bahane edemez. Diğerlerini bahane ederse ondan bir medet umması mümkün değil. Maşallah Damla'nın güzelliği bir kat daha artmış. Maşallah. Mesela bak Filinta gibi genç kızlar oluyor. Ama kısa sürede yaşlanıp ölüyorlar. Filinta gibi delikanlılar oluyor. Kısa sürede yaşlanıp ölüyorlar. Dünyaya bağlanmak tek kelimenin enayiliktir. Çok akıllı bir insan. Asıl sahibine yönelir dünyanın. Asıl sevginin ve güzelliğin sahibine yönelir. En akıllı tavır o olur inşallah. İnşallah. Ama tabii bizim derin düşünme yönümüz olması gerekir. Yani Kur'an sürekli bizi derin düşünmeye, derin tefekküre çeker. İnsanlar hep hazır bilgisiz. Mesela Kur'an'da açıkça bir Allah'ın varlığına ilgili deliller olsun, Kur'an'da da mucizeler olsun, her şey açık olsun. O da insanlar da iman etsin, o da artık mecbur kalsın iman etsin istiyor. Öyle olmaz. İnsanların çoğu iman etmez.
zor ortam olur, hastalıklar olur, dertler olur, zorluklar, çöküntüler olur. O ortam içerisinde keskin bir dikkatle bağlantısını Allah'tan ayırmayacak Müslüman. İnşallah. Çok akıllı olacak. Tefekkür edecek, daha derin tefekkür edecek. Tefekkür edecek, daha derin tefekkür edecek. Allah'a samimi bağlanacak, daha samimi bağlanacak. Aşama aşama kafasındaki perdeler açılır Allah tarafından. Yoksa perdesi kapanır. Ama tabii bir üstüne çıkarsak, batın gözüne bakarsak, kaderin dışında insan hiçbir şey düşünemiyor. Mesela perdeler açıyor, diyor ki derin düşündüm ben bu hale geldim diyor ama derin düşüneceği saat belli. Vakit bellidir yani onun dışında derin düşünemez. Mesela bak Kur'an'dan herhangi bir sayfa açıyorum. Bismillah. Enam suresi 135. Şeytana Allah'a sığınırım. De ki ey kavmim bütün yapabileceğinizi yapın. Şüphesiz ben de yapıyorum. Bu yurdun sonu kimindir bilip öğreneceksiniz. Gerçekten zalimler kurtuluşa ermeyecektir. Burada ne konu? İmansızlık. Fıkıh sorunu yok burada. Takva sorunu da yok. İmansızlık sorunu var. Ne yapıyor? Bütün yapabileceğinizi yapın. Şüphesiz ben de yapıyorum. Bu yurdun sonu kimindir bilip öğreneceksiniz. Dünyanın sonu kimindir bilip öğreneceksiniz. Eğer ayetin tam zahir anlamına bakarsak, dünyanın sonu, son zamandayız. Evet. Kimindir? Mehdi'nindir. Evet, maşallah. İsa Mesih'indir. Yani o yönüne bakacak olursak, işaret manasına ona bakıyor. Gerçekten zalimler kurtuluşa eremeyeceklerdir. Ne demek? Deccaliyet mutlaka inecek. İddialarına gene kontrol götürülmesi hiçbir şekilde kurtuluş yoktur. Çünkü zalim. Mutlaka yok olacaklardır. Rabbin hiçbir şeye ihtiyacı olmayan rahmet sahibidir. Dilerse sizi giderir ve dilerse sizi başka bir kavmin soyundan inşa edip var ettiği gibi yerine bir başkasını getirir. Mesela o devirde Arap kardeşlerimiz İslam'ı en iyi koruyup kollayandı. Sonra ne oldu? Türklere geçti bu görev. Ne diyor Cenab-ı Allah? Yerinize bir başkasını getirir. Başka bir kavim, Türk kavmi geldi inşallah. Hiç şüphesiz size vaat edilen mutlaka gelecektir. Ve siz bizi aciz bırakacak değilsiniz. Bak, hiç şüphesiz size vaat edilen mutlaka gelecektir. Ne vaat ediliyor? Mehdi. Ne vaat ediliyor? İsa Mesih. Kıyamete bakmakla beraber ayet, aynı zamanda hem Mehdi hem İsa'ya da bakıyor. Hem de dünya hakimiyetine bakıyor inşallah. Bak diyor ki, de ki ey kavmim bütün yapabileceğinizi yapın. Şüphesiz ben de yapıyorum. Darwinistlere biz de diyoruz. Bütün yapacağınızı yapın. Elinize gelenizi ardına koymayın. Biz de yapıyoruz diyoruz. Bu yurdun sonu kimindir? Bilip öğreneceksiniz. Onlar diyor komünistlerin olacak yahut kapitalistlerin olacak. Hayır. Müslümanların olacak. Mehdiyetin olacak. Gerçekten zalimler kurtuluşa ermeyeceklerdir. Bütün deccallar, tiranlar tepelenip gidecektir. Sadece hak ve hakikat dünyaya hakim olacaktır. Bak mesela Tevrat'ta da yatağıma uzanınca seni anarım diyor Mezmurlar 63:6'da Cenab-ı Allah'a. Gece boyunca derin derin seni düşünürüm. Şimdi Yahudiler çok bu seviyede çok akıl zekidirler. Kavim olarak bilinir. Ve dünyadaki bütün işte profesörler, bilim adamları, sanatçılar ağırlıklı olarak hep onlardan çıkar. Çünkü Tevrat'ın hükümlerini çok titiz uyguluyorlar. Beynini geliştiriyor. Muazzam beyin çalıştırıyorlar. Rabbin işlerini anacağım. Evet, geçmişteki harikalarını anacağım. Cenab-ı Allah'ın meydana getirdiği mucizeleri. Yaptıkları üzerinde derin derin düşüneceğim. Cübbeli ne diyor? Sakın derin düşünmeyin, aklınızı atarsınız diyor. Tevrat ne diyor? Bak derin derin düşüneceğim. Cübbeli kafası Müslümanları derin düşünmekten geri çekerken Tevrat'ta uyan insanlar derin düşünmeye teşvik ettiği için daha zeki, evet, daha hakim, daha sanatçı, daha bilgili ve daha kültürlü oluyorlar. Bütün işlerin üzerine dikkatle duracağım. Bak dikkatle. Bütün işlerin üzerine dikkatle duracağım. Mezmurlar.
Önderler toplanıp beni kötüleseler bile, küfrün önderleri, her türlü liderler, gazetecisi, bilmem necisi, kim olursa olsun. Bak, önderler toplanıp beni kötüleseler bile, ben kulun, senin kuralların derin derin düşüneceğim. Allah'ın hükümlerini derin derin düşüneceğim. Öğütlerin benim zevkimdir, bana akıl verirler. Ne veriyormuş? Akıl. Daha zeki, daha derin düşünen oluyor. Hakikaten, mesela bak Tevrat'ın bu açıklamaları alenen zuhur etmiştir. Dünyada şu an, geçmişte de öyle, yani sanatçıların, bilim adamlarının çok büyük kahil ekseriyeti, sinema yönetmenleri olsun, ünlü sanatçı hep Musevidir. Musevi kökenlidir. Yani dünyayı yöneten de, yani gizlice yöneten ünlü ekonomistler, sermaye sahipleri hep Musevidir. Ne kadar severim yasanı diyor, Allah'ın hükümlerini. Bütün gün düşünürüm onun üzerinde. Bak, bütün gün mezmurlar. Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar. Daha akıllı olurum düşmanlarımdan diyor Tevrat okudukça. Çünkü her zaman aklımdadır onlar. Allah'ın hükümleri hep aklımdadır diyor. Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım. Bak, bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım, daha zekiyim. Çünkü öğütlerin üzerine düşünüyorum, Tevrat'ın hükümlerini düşünüyorum diyor. Gördüklerimi derin derin düşündüm. Seyrettiklerimden ibret aldım. Tevrat Özdeyişler 24-32. Allah'ın yaptığını düşün. Onun eğrilttiğini kim doğrultabilir? İyi günde mutlu ol ama kötü günde dikkatle düşün. Bak, iyi günde mutlu ol ama kötü günde dikkatle düşün diyor. Kendini dağıtma. Tefekkür et. Derin bağlantın olsun Allah'la. Sevinç duyuyorum öğütlerini izlerken. Sanki benim oluyor bütün hazineler. Bak, Allah'ın hükümlerini, öğütlerini izlerken sanki benim oluyor bütün hazineler diyor. Bundan muazzam bir zevk alıyorum diyor. Koşullarını, Allah'ın hükümlerini derin derin düşünüyorum. Yollarını izlerken zevk alıyorum kurallarından. Sözünü unutmayacağım mezmurlar. Dinle Eyüp, dinle Eyüp. Dur da düşün Allah'ın şaşırası işlerini. Tefekkür et diyor. Eyüp 34-14. Yasa kitabında yazılanlar dilinden düşürme. Tevrat'ın hükümlerini dilinden düşürme. Allah'ın hükümlerini dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. Allah'ın hükümlerini yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Bu Müslümanlar içindir asıl bu hükümler. Yani çünkü ahir zamanın Beni İsrail'i Mehdi ve talebeleridir. Geçmiş günleri anıyor, bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor. Ellerinin işine bakıp dalıyorum. Ellerimi sana açıyorum. Canım kuru toprak gibi sana susamış. Bak, ne güzel bir hüküm. Değil mi? Bak, canım kuru toprak gibi sana susamış ya Rabbi diyor mezmurlar. Mezmurlar 111-2. Rabbin işleri büyüktür, Allah'ın işleri büyüktür. Onlardan zevk alanlar hep onları düşünür. Allah'ın hükümlerini düşünür. Yalnız Rab'den korkun, ona bağlılıkla ve bütün yüreğinize kulluk edin. Yani bütün kalbinize kulluk edin. Onun sizler için ne görkemli işler yaptığını bir düşünün. Tefekkür edin diyor Allah'ın. Geri göğü, atomun yapısını, molekülleri, kromozomları, galaksileri hepsini düşünün. Mezmurlar. Düşüneceğim harika işlerini, insanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak. Her şeye egemen Rab diyor ki, şimdi tuttuğunuz yolları iyi düşünün. Haggai 1:5. Bugüne dek olanları iyi düşünün. Elleriniz bütün emeğini, sermayeyle, bak ellerinizin bütün emeğini samyeliyle, küfle, doluyla cezalandırdım. Yine de bana dönmediniz. Rab böyle diyor. Olacakları iyi düşünün. Yani öbür türlü kof hale getiririm sizi diyor Allah. Böylece bütün bunları düşünüp taşındım ve şu sonuca vardım. Doğrular, bilgeler ve yaptıkları her şey Allah'ın elindedir. Bak, doğrular, bilgeler ve yaptıkları her şey Allah'ın elindedir. Doğru bir şey olduğunda, bilge güzel bir şey yaptığında o da diyor Allah'ın elindedir. Onu da Allah yaptırır. Huzurunda düşündükçe korkarım ondan. Allah'tan korkarım diyor.
Yüreğim tutuştu içimde, ateş aldı derin derin düşünürken, şu sözler döküldü dilimden. Bildir bana ya Rab, sonumu, sayılı günlerimi bileyim, ömrümün ne kadar kısa olduğunu. Yani ölümü iyi düşünürüm diyor, tefekkür ederim diyor. Mesela Petrus'un ikinci mektubu İncil'de. Bunun için ey kardeşler, imanınızı kökleştirmeye daha çok gayret edin. Bunları yaparsanız hiçbir zaman tökezlemezsiniz. İsa Aleyhisselam, ben gelinceye dek sizde olana, imanınıza sımsıkı sarılın, üzerinize bundan başka bir yük koymuyorum. İsa onlara şöyle karşılık verdi, Allah'a iman edin, size doğrusunu söyleyeyim, kim şu dağa, kalk denize atıl der ve yüreğinde kuşku duymadan, dediğinin olacağına inanırsa, hiç kalbinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa, dileği yerine gelecektir. Yani bu derece samimi iman edersen mutlaka olur diyor. Ama bu mucize bu. Yani çok acayip bir şey. İnşallah. Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip, biz cini neden kovmadık diye sordular. İsa imanınız az olduğu için karşılığını verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa, şu dağa, buradan şuraya göç derseniz göçer. Sizin için imkansız bir şey olmayacaktır. Bütün meseleyi samimi iman etmenizde diyor İsa Aleyhisselam. İsa ona elimden gelirse mi diyor. İman eden biri için her şey mümkün dedi diyor. Adam elimden gelirse diyor ya. İman eden biri için her şey mümkün inşallah diyor. Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar. Öyleyse kim kurtulabilir diye sordular. İsa onlara bakarak, insanlar için bu imkansız ama Allah için her şey mümkündür dedi diyor. Yani Allah'ın uçsuz bucaksız gücünü hatırlatıyor, sonsuz gücünü. Bak çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma. Sıkıntıdan insanlar korkar ya çekene, bak korkma diyor. Bak denenmeniz için İblis içinizden bazılarını yakında zindana atacak. Şeytan sizin hapse girmenize vesile olacak diyor. Kim yapıyormuş Müslümanları hapse atan? Şeytan. Şeytan hazırlatıyor. İnsanları teşvik ediyor. Mesela yalancı ihbarda bulunuyor. Yalancı şahitlikte bulunuyor. Şeytan onlara yardım ediyor. Şeytanın vesilesiyle Müslüman hapse girişiyor. 10 gün sıkıntı çekeceksiniz. Ölüm pahasına da olsa sadık kal. Sana yaşam tacını cenneti vereceğim diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Damla çok güzel kadın ya. Maşallah. Muhteşem kadın. Maşallah. Evet gidelim kardeşlerimize yatsın. Hadi bakalım. İnşallah.